Selamun aleyküm arkadaşlar. Elimde şu anda garaj kapılarında kullanılan kumandalardan mevcut ve bu kumandanın bir de alıcı modülü var. Kumanda ve modül 315 MHz frekansında çalışıyor. Bu modülü ve kumandayı inceleyeceğiz. Ben bağlantılarını yaptım, fazla bir zaman almaması için. Kumandanın önce size pilini göstereyim. Pirine ulaşabilmek için şu arka tarafında bir vida var. Onu söküyoruz. Daha sonra şu şekilde kapağını açıyoruz. Görüldüğü gibi 12 voltluk bir pil kullanılıyor içerisinde. Çıkartayım ben pili görebilmeniz açısından. Bu şekilde bir pili var. Pili tekrar yerine takalım. Kapağını da şu şekilde tırnaklara geçirdikten sonra önce alt tarafı daha sonra üst tarafı şeklinde kapatıyoruz. Kumandanın boyutunu da size göstereyim. 38 mm, 58 mm. Şimdi kumandayla ilgili bilgileri verdikten sonra modülümüzün de boyutunu göstereyim. 40 mm'ye 23 mm. Çalışma prensibi de şu şekilde. Buradan enerjiyi veriyoruz. Enerjiyi verdikten sonra kumandadan her düğmeye bastığımızda şuradaki D pinleri tetikleniyor. Normalde bunlarda herhangi bir enerji yok. Yani şu 4 tane de herhangi bir enerji yok. Kumandadan düğmeye bastığımızda ilgili olan pini modülümüz tetikliyor. Buradaki 5 voltu buradan çıkış olarak veriyor. Buradaki 4 tane pin kumandadan anlattığım şekilde tetiklenebiliyor. Fakat şuradaki VT olan kısım ise her zaman tetikleniyor. Yani kumandadan hangi düğmeye basarsak basalım buradaki VT çıkışından tetik alıyoruz. Buradaki pin de bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben masa üstünde bir size nasıl çalıştığını göstereyim. Bağlantılarını az önce gösterdiğim şekilde yaptım. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereyim. A düğmesi. Bıraktığımız zaman kesiyor. B düğmesi. C düğmesi ve son olarak da D düğmesi. Buraya bir led daha bağladım. Şimdi VT çıkışının da nasıl çalıştığını göreceğiz. A düğmesine basıyoruz. B düğmesi. C düğmesi. Ve D düğmesi. Her düğmeye bastığımızda buradaki çıkışta sinyal aldığı için her basışta buradaki ledimiz de yanıyor. Bu şekilde çalışma prensibi mevcut. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu modüller garaj kapıları için tasarlandığından dolayı bir tane modül kullanıp yanında örnek veriyorum 2 tane kumanda veya 3 tane kumanda kullanarak tetikleme yapılabiliyor. Yani bu kumandaya da bassam modül çalışıyor. Bu kumandanın düğmelerine de bassam modül çalışıyor. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane kumanda kullanarak bu modülü tetikleyebiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Soracağınız sorular olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hoşça kalın.